Prepositions of, place. Az öncekiler zamanlarla alakalıydı. Şimdi de yerlerle alakalı. Neler bunlar? Şöyle baştan yazalım. In var. At var. On var. Behind. Between. In front of. Under. Bir de under'ımız var. In, içinde. At, bulunma bildirir. Yani evde, üniversitede, okulda derken oradaki DDA eklerini kullanacağız. On, üzerinde, masanın üzerinde. Behind, herhangi bir şeyin arkasında. Between, iki şeyin arasında, ortasında. In front of, önünde. Under da altında demek. İsterseniz önce bir yazalım anlamlarını. İçinde et de da eki olarak on üzerinde behind arkasında between arasında in front of önünde under ise altında. Birer tane de örnekle açıklarsak. In. The books are in my bag. Çantamın içinde. Cümleyi söylerken tabii ki kitaplar benim çantamın içinde demiyoruz. Güzel bir kullanım için kitaplar çantamda diyoruz ama biliyoruz ki oradaki anlam içinde demek. At derken bir mekanda bulunma, bir mekan, bir yerle alakalı bir şey. Mesela I am at school now. Bu nerede söylenilebilir? Büyük ihtimalle telefonda söylenilen bir cümledir. Neredesin diye sorduklarına şu an okuldayım. Ya da she, örneğimizi değiştirelim. She waited at bus stop. Otobüs durağında bekledi. Bu bekledi olabilir, bekliyor olabilir, bekleyecek olabilir. Bizi ilgilendiren tarafı otobüs durağında derken, okulda derken, etle inin, in the school, kısa bir değinelim oraya, hassas bir nokta çünkü. In the school derse okulun binası kastedilir, okulun içindeyim. At school derse şu an okuldayım, çıkamam, gelemem tarzında bir şey. Üniversitedeyim de aynı şekilde kullanılır. At university diyorsa, üniversitede yani kampüsün içerisinde herhangi bir yerde. Ama in university derse üniversite binasının yani fakülte binasının içerisinde. In binayı kasteder, at genel anlamıyla o kavramı kasteder. In the school derse okulun binasının içinde olur. On basit bir şey. The pens diyelim, kalemler are on the table. Masanın üzerinde. Behind çok güzel. Yine çok basit. The teacher stand up'tan hatırlarsak stand ayakta durmak demek. Stands öznemiz tekil olduğu için s takımızı koyuyoruz. Stands behind the table. Şu an görüntüde gördüğünüz gibi öğretmen masanın arkasında duruyor ya da durur. Between
arasında dememiz için iki tane obje, iki tane nesne, iki tane şey olması lazım ki arasını söyleyebilelim. Ve arasında diyeceğimiz için, yani şunun ve şunun, ve ile bağlamamız gerekiyor. Ne diyelim? Bizim evimiz, our house, is between, bizim evimiz arasında. Neyin arasında? Between the shop and the sinema diyelim. Sinema ile dükkanın arasında bizim evimiz. In front of, eğer ben gelir de masanın arkası yerine önünde durursam, behind yerine in front of kullanacağız. Bu kadar. Biz farklı bir örnek verelim. I am waiting. Kendinizi test edin hemen. I am waiting hangi tense'te, hangi zamanda kullanılmış? Bir bakın. I am waiting in front of, in front of the supermarket. Şu ana kadar düşündünüz, cevabını veriyorum. Şimdiki zaman, yardımcı fiilden sonra fiili ing geliyorsa şimdiki zaman. Ben şu anda süpermarketin önünde bekliyorum. Yine telefonda konuşulması muhtemel bir cümle. Under, bu da basit olan kullanımlardan bir tanesi. Ve en çok karşılaşacağımız bir örneği veriyorum. The cat is sleeping. Tekrar dikkat edin, hangi tense'te kullanılmış? Under the table. Kedi masanın altında uyuyor. Under the table. Time or place. Bu şekilde yer bildiren propozisyonlar bu da. Bir şeyin pozisyonunu, yerini bildirirken kullanıyoruz. Bu konumuzu da bu şekilde bitirmiş oluyoruz.